Şimdi bu güvenli alım-satım bölgelerine değineceğim arkadaşlar şu anda. Bu konuyu bir işleyelim istiyorum çünkü bayağı bir bilgi kirliliği var. Twitter'da ben bazen görüyorum böyle trade'den, teknikten, stratejiden anlamayan acemi hesapları görüyorum. Diyorlar ki mesela işte bazı hesaplar diyor ki güvenli alım bölgesi 60.000'de girmedi, 50.000'de girmedi, 70.000'de mi güvenli bölge olacak? Vay efendim 30K'da girmedi, 20K'da girmedi, 10K'da mı girecek güvenli bölge? Güvenli alım bölgesinin net bir fiyatı yoktur arkadaşlar. Yani bir dip yapması, çok yükselmesi, çok düşmesi değil. Yatırımcının öyle bir fiyat bölgesinden alımını yapması lazım ki stop kullanacaksa eğer şayet stop kullanırken minimum zarar göreceği ve alım yaptığı bölgeden maksimum verim alabileceği bir bölgede olması lazım. Şimdi bunların ilki trendlerden geliyor bildiğiniz gibi. Bakın fiyatın 20.000 olmasına, 30.000 olmasına, 40.000 olmasına hiç gerek yok. Dip ve tepe tutturup para kazanabilen insan sayısı çok az arkadaşlar. Gerçekten likiditeniz varsa, diplerden uzun vadede yatırım yapıp para topluyorsanız ve onu sabırla tutuyorsanız elbet çok para kazanırsınız. Ama ben sonuç itibariyle piyasaya bu yıl giren var, bir sonraki yıl girecek olan var, 2 yıl sonra girecek olan var, fiyat 100.000'den alacak olan var, 20.000'den alacak olan adam var. Her fiyat aralığından insanlar borsaya giriş yapacak. Peki bu insanlar nasıl para kazanacak? En dibi tutturamadı, en dibi kaçırdı. 2017 yılında 3.000 dolar seviyesindeydi Bitcoin. Şu an 40.000 dolar. Ama 2017 yılında yine güvenli alım bölgesi diyeceğimiz bölgeden alım yapan kullanıcı %30 kar etti, 100.000'li 130.000 yaptı. Bugün de aynısı yapılabiliyor. Dolayısıyla da güvenli alım bölgeleri çok önemli. Şimdi güvenli alım bölgelerinden birincisi benim takip ettiğim, en çok sevdiğim trend bölgeleri arkadaşlar. Trend her zaman bize yönümüzü söyleyen grafikteki yansımadır. Şimdi şurada kalabalığı kapatalım arkadaşlar müsaadenizle. Şimdi bakın Bitcoin'i takip ediyoruz. Elimizde bir ürün yok. Dolarla marketi tarıyoruz, takip ediyoruz. Alım fırsatları bekliyoruz. Şimdi güvenli alım bölgesi diyebilmemiz için trend takibi yaparken trendin kurallara uygun olması gerek arkadaşlar. Şimdi bakın gelip böyle mesela şöyle bir trendi gelip buraya 30 dakikalık bir trend çizerseniz arkadaşlar bakın. Trend çizdiniz buraya, dediniz trend, bunu buradan aldınız, yıkıldı. Trendlerin birazcık en azından 4 saatlik zaman diliminde, en azından 1 aylık vesaire olmasına dikkat edin. Mesela şu yapılar da bizi çok yanıltabilir. Buraya gelmiş, buraya gelmiş, şu bölgede takılmış, tepeyi aşamamış, trende gelmiş. Şimdi baktığımız zaman trend desteğine geldi deyip alım yapmak yanlış. Çünkü trendin tepeler bir önceki tepelerden yukarıda olması lazım. Yani kurala uygun trendler olması lazım ki desteklerimiz çalışabilsin. Şimdi bakın burada bir temas var. Bu birinci temasımız. Piyasa yükseldi. Geldi buraya desteğe. Evet bak demek ki burada bir trend adayımız var. Fiyat buradayken konuşuyorum. Biz bunun üçüncü temasını bekleyeceğiz. Geldi buraya. Üçüncü teması yaptı. Biraz daha yakından alalım. Bakın. 4 saatlik grafiği takip ediyoruz. 4 saatlik kapanışı tam trendin üstünde yaptı. Bakın. Fiyatın ne olduğunun önemi yok. Burası bir güvenli alım bölgesidir arkadaşlar. Bakın ürünü buradan alırsam bunu stop etme ihtimalin çok kolay. Bak %1,5 stop mesafesiyle alım yaparsın. Ne oldu? Sonra bu ürün buradan %12 gitti. Bunun altcoin'lerdeki karşılığı yani Bitcoin bu destek seviyesine geldiği zaman yine benzer bir grafiği olan altcoin aldığınız zaman çünkü Bitcoin %10 artıyorsa altcoin %20, %25 artabiliyor. Bunu buradan alan adamın bunun Bitcoin buradaki trendi kırması durumunda stop etmek kaydıyla yani %1, %2, %3'lük bir sapmayla çok minik yani 10.000 dolarını koyduğu zaman bunun 200 dolarını, 300 dolarını riske ederek alım yapabilir. Analiz başarısız olursa 200-300 dolarından olur. Analiz başarılı olursa burada 1.000 dolar, 1.500 dolar para kazanır. Bakın güvenli alım bölgesi dediğimiz şey aslında fiyat hareketinde bizim minimum riskte giriş yapabileceğimiz bölgeler. Örnek verecek olursak yine Solana üzerinden gideyim mesela. Yani bunun birçok dinamiği vardır trade'de. Mesela eski bir zirveyi görüyoruz burada. 57 dolar seviyesi. Bakın dip aramıyoruz, tepe aramıyoruz, dipten alayım tepeden alayım gibi bir gayemiz yok. Amacımız para kazanmaksa bize para kazandıracağını bildiğimiz yani fiyatın mutlaka tepki alacağını bildiğimiz bölgeleri analiz etmemiz lazım. Bakın şimdi fiyat 58 dolar. Burası eski zirvesi. Geldi buraya. Burada bir red yedi görüyorsunuz. Buradan aşağı sarktı. Ondan sonra buraya bakın hacim teyidine bakın. Hacimli bir kırılım geldi. Tamam. Bu buraya yükseldiği zaman bakın daha da yükseldi buralara. Bayağı çıktı. Yani bakın şu olmaz. Eski tepeyi aştı.
buralara geldi. Ben buradan retesti alayım. Yanıltıcı olabilir yani. Şu kadar mesafeden geri gelsin retest yapayım değil. Ama bakın buradan bu kadar yükseliş yaptıktan sonra burada nereden baksanız bakın. Şöyle göstereyim. %25'lik bir yükseliş var eski tepeden. Bu eski tepe o kadar güçlü bir dirençmiş ki kırıldıktan sonra, yeni zirve yapıldıktan sonra patlama yapmış koyun. Sonrasında ne olur? Burası artık bizim için güçlü bir destektir. Bakın en dibi, burayı en dip olarak varsayıyorum. 20 dolara olan bir coin 60 dolara, 70 dolara, 80 dolara çıkıyor. Ve sonrasında siz bunu eski destek bölgesine geldiği zaman bakın. 59 dolar seviyesi. Bakın buraya çizdik desteğimizi. Burası artık bir destek. Bu uçtu gitti. Biz diyoruz ki bunun eski tepesi güvenli bir alım bölgesi. Ben bunu buradan buraya gelirse... FTX kullanıyorsanız alım yaptıktan sonra alım koyduğunuz, alım emri girdiğiniz yerin altına stop emri yazabiliyorsunuz. Bu FTX'in bir özelliği. Örnek veriyorum 59 dolara 10 bin dolarlık alım emri girdiniz. Biraz aşağısına bakın, şu fitilin altına bakın. 57 dolar 10 bin dolarlık stop emir sadece azalanı işaretlediğiniz zaman siz fiyat buradayken bakın buradan alım girdiniz. Buraya da %3,5 riskli bir stop emri girdiniz. Ürünü buradan aldınız. Tabii ki ben bunu teoride anlatıyorum. Hani hep çalışacak, hep kazandıracak, işte olduktan sonra çiziyorsun gibi bir şey olabilir ama fiyatın kesin tepki vereceği ya da çok tepki vermesi muhtemel olan bölgeleri arayacaksınız, analiz edeceksiniz. Şimdi geldi. Bunu buradan aldın. Tamam mı? Buradan %35 gitti. Ya bunu yapmasın. %35 yapmasın. Sen bunu buradan al. Şöyle bir yükseliş görünce... Tamam, %16 yaptı. Sat, geç, bir sonraki güvenli alım bölgeni bekle. Güvenli alım bölgeleri ya güzel simetrik çalışan trendlerdir. Bakın yine bunun özelinde örnek vereyim, Solana'nın özelinde. Baktığımız zaman ne kadar simetrik bir trendi var, görüyorsunuz değil mi? Bakın 1, 2, 3. temasta bunu al, 32 dolarda bunu al. Trendin altına sarkarsa sat. Ondan sonrasında geldi mi, buraya mı geldi? Bakın eski tepesine geldi. %12, %13 kar. Ya böyle 4-5 tane işlem yapsanız %15 ile %10 ile %60-%70 kar eder. Bunlardan 3 tanesini %5'e stop verseniz %15 ederse %40-%45 kar. Bakın güvenli alım bölgesi. Ben dip gelecek diye aldım. Stop da koymadım. Eridi. Ne yapacağımı bilmiyorum. İşte yani dip tepe tutturmaya çalışmak kaygı verici iştir. Birincisi fiyatın mutlak tepki verebileceğini bildiğimiz bölgeleri analiz etmektir. İkincisi de majör dediğimiz destek bölgeleri, dip bölgeleridir. Şimdi bakalım 42K bakın 42.500 güvenli bir alım bölgesidir. Çünkü neden? Bakın her şey fiyatın içinde gizli arkadaşlar. Fiyat bize her şeyi gerçekten söylüyor. Şimdi baktığımız zaman 42 bin doların ne kadar zorlu bir bölge olduğunu Twitter'da geziniyorsunuz. İşte Kripto Kemal tweet attı. 42K kilit bir bölge. 42K aşılırsa olay kopabilir dedi. Girdiniz işte Paradotor'u, osu, butu, bütün fenomenler dedi ki 42K. Demek ki bu 42K'da bir şey var. Önemli bir direnç. Yani hiç çok fazla anlamadığınızı varsayıyorum. Ya da işte anlıyorsunuz ama gözden kaçtı. Şimdi baktığımız zaman 42K... kilit bir direnç. Bakın burada çok büyük. Buradan sonra yamulmuş. Buradan sonra patlama yapmış. Bakın destek ve direnç bölgelerindeki kilit olaylara bakmanız lazım. Fiyat hareketi nasıl tepki vermiş o bölgede? Her bölgenin kilit bölgelerde önemli olaylar var. Bak bunu kırdıktan sonra hacimli bir breakout olmuş gitmiş. Sonrasında buraya destek olarak çalışmış. Bakın 42.500'e inememiş. Bakın şu olay da çok önemlidir. Desteğe tam inememişse bu bunun bullish olduğunu gösterir. Yani desteği altına sarkarsa bir destek olduğunu düşünebiliriz ama mesela bak desteğe yaklaşamamış bile. Dolayısıyla da bu desteğe yaklaşamamış olması çok güçlü bir destek olduğunu gösterir. Sonrasında baktığım zaman bu 42K desteği kırıldıktan sonra ne olmuş? Amel defteri kapanmış. Kaseti çıkmış. Yani çok rezil rüsva almış, anladım. İnsan içine çıkamayacak hale gelmiş bu destek kırılınca. Sonrasında piyasa toparladığında ilk red diyeceği yer burası olmuş. Dolayısıyla da 42K bizim için majör kilit bir bölge. Biz bu kilit bölgeyi cebimize koyduk. Piyasayı izliyoruz, fırsatları değerlendiriyoruz. Birinci cebimizde çok güvendiğimiz 3 tane coin'e %30'luk bir yatırım yaptık. %40'lık bir yatırım yaptık. Hadi %50'lik bir yatırım yaptık. Bu uzun vade yatırımımız. Kar, kış, yaz fark etmez. Birçok zorluk gördü, güzellik gördü. O bizim uzun vadede
düşünmediğimiz şey. Bu cebimizde ise fırsatları değerlendirdiğimiz, alsat yaptığımız bir bütçemiz var. Bu bütçeyle geldiğimiz zaman bakın 42K kilit bir bölge. 42K kırıldı. Bunu kırılımda almadın hani. Kırılımda kaçırdın. Baktın gitmiş. Sonrasında diyeceksin ki 42K kilit bir bölgeydi. Ben bu bölgeye teste gelirse bir şansımı deneyeyim. Bak burada gelmiş. Yetmemiş. Burada gelmiş. Bak görüyor musunuz? Bullish olduğu desteğe tam değememesinden belli. Bak gelmiş. Bunu buradan aldın. %1,5 stoplu değerlendirdin. Sonrasında ürün buradan %16 gitmiş. Hatta %19 gitmiş ama tabii ki biz hadi aldık bunu en tepesini bileceğiz diye bir şey yok. %7 gitsin ya. Fark etmez. Altcoin'de bunun karşılığı %15'tir. Yine aynı şekilde majör bölgeler güvenli alım bölgeleridir. Bakın ben markete güvenmiyorum demek. Ben fiyatın 50K'ya çıksın, 60K'ya çıksın alacağım. Ya bu zaten çok büyük bir enayilik. Hani ben bunu 30K'dan almadım, 40K'dan almadım. Güvenli bölge için 70K bekliyorum. He gerizekalı. Ya olay o değil. Güvenli bölge dediğimiz şey ben dipten alımı kaçırdıysam, önemli bir desteği değerlendirmediysem benim için güvenli alım bölgesi benim arkamı yaslanabileceğim bir stop bölgesidir. Yani benim kendimi güvene alabileceğim bir bölge olması lazım. Çünkü çok dip bölgeden almıyorsak. Bakın 30K bir dip bölgede. Evet ben bu dip bölgeden alım yapmadım. Almayabilirim. Çok mühim değil. Bakın buradan almadıysam ben bunu gelip şimdi buradan alamam. Bakın fiyat 36.000 şu anki bulunduğumuz yerin çok daha altında. Mesela buradan alsan çok para kazanacaktın. Ama burası benim için bir güvenli alım bölgesi değildir arkadaşım. Çünkü ben alım yaparken bunu bu bölgeden böyle bir majör bir destekten almadıysam şayet benim takip edeceğim tek şey teknik olarak güvenli diyeceğimiz yani stop olma riski az olan ya da stop olacağım zaman benim cüzdanımı parçalamayacak alım bölgelerini takip etmek zorundayım. Eğer kendinizi önemli alım bölgelerini yani majör destekler olabilir. Bakın geçmiş zamanda çok iyi çalışmış destekler. Şimdi yarın bir gün piyasa tersine dönerse bakın burası artık güvenli bir alım bölgesi. Çünkü bize zamanında çok büyük zorluklarda bile destek olarak çalışmış. Burayı tek seferde kıracak halimiz yok. Buraya gelirsek burası bir güvenli bölge alım bölgesidir. Buradan denerim. Ya da 42.500 güvenli bir alım bölgesidir. Buradan denerim. Ya da efendime söyleyeyim. Burası kırılır. Tamam mı? Buradan ürün 80K'ya gider. Sonra piyasa düzeltmeye başlar. Buraya geri gelirse derim ki bu bölgeden sonra market yamuldu, yarı yarıya düştü. Burası artık önemli bir bölge. Buradan alırım. Yine burası benim için güvenli bölgedir. Yine ben bu bölgeden, Bitcoin bu bölgeye geldiğinde popülaritesi olan bir altcoin'i aldığım zaman yine %20, %30 kar edeceğim. Yani uzun vade yatırımcısı olmak, ben bu bölgeden uzun vade yatırım yapacağım, aldım edeceğim değil. Uzun vade yatırımının birçok koşulu vardır. Yani ürünün konsolide olduğu bir bölümden almak zorundasın. Uzun vade yatırım yapıyorum diyorsan, bakın YouTube'da bir videom var uzun vade yatırımı nasıl olmalıdır diye. Bakın şöyle bir ayı piyasası gelmiş. Burada bir konsolidasyon olmuş. Yani akümülasyon evresi olmuş. Düzeltiyorum. Akümülasyon evresi coin toplandığı, ürünün toplandığı dönem olarak varsayabiliriz bunu. Burada toplanmış. Sen bu kutu içerisinde aldıysan bunu stop koymana gerek yok. Eğer projeye güveniyorsan yani yarın kapatıp gitmeyecek bir projeyse bunu bu bölgeden alırsın. Öyle uzun vade tutarsın. Ya da gelirsin buraya geldiği zaman uzun vade tutarsın. Ama ürün buralara geldiği zaman uzun vade yatırımı yapamazsın. Fiyat buraya geldiyse sen bunu kademeli satacaksın zaten. Buradan aldığını, birazını buradan, birazını buradan, birazını buradan, çoğunluğunu buradan satacaksın. Az bir şey bırakacaksın gerekirse. Kademe kademe satmak sizi aldığınız coin'i ben çünkü her ürünü kademeli alıp satıyorum. Kademeli alış riskli bakın yine YouTube kanalında kademeli alış satışla alakalı bir video var onu da izleyin. Kademeli alış satış olayı hassastır. Ama bir coin'i buradan aldıysanız, buradan aldığınız coin'i kademeli satarsınız. Birazını burada, birazını burada, birazını burada şeklinde satarsanız bu trend aşağı kırıldığı zaman sizin cüzdanınız bir anda parçalanmaz. Çünkü piyasa genellikle kripto para piyasası merdiven olarak yükselir, asansör olarak düşer. Bir anda bir haftalık şurada ettiğiniz bütün karlarınız, trade'leriniz eriyip gidebilir. Dolayısıyla da kendinizi sadece güvenli alım satım bölgelerinde işlem yapmaya şartlarsanız bakın videolarımızda analizlerimizde paylaşıyoruz. Diyoruz ki benim için güvenli alım bölgesi önemli. Ben bunu diyorum ki mesela fiyat buralardayken dedim ki benim için güvenli alım bölgesi bu bölge. Fiyat buraya gelirse bakın burada bir trend desteğimiz var. Fiyat buraya gelirse benim güvenli bölgem burasıdır. Gelirse
Ne ala, gelmezse canımız sağ olsun. Biz ürüne gitmeyeceğiz. Ürün bizim ayağımıza gelecek ki, yani bir fırsat unsuru göreceğiz ki üründe, o zaman kıymeti oluyor. Yani fırsat ayağına geldiğinde ve sen o gelecek fırsatı önden oyun planını kurup analiz ettiğinde, fırsat ayağına geldiği zaman diyeceksin ki evet, ayağıma fırsat geldi, alacağım. Şimdi yani %10'lar, %20'ler, %25'ler ara ara, haftada bir, ayda bir, iki, yani ayda iki kere %15 yakalamak ne kadar büyük bir şey, sizin haberiniz var mı? Siz 1000 dolarınızla ayda iki kere %10, %10 yakalarsınız, 1200. Yılın sonunda düşe kalka 2,5 olur o para. Bir yıl sonra o 2,5'unuz 5-6 olur. Bir 2 yıl sonra 5-6'ınız 15-20 olur. Ondan sonra bir sonraki %10'unuzda 10.000 dolar sermayeniz var. Bir tane %10 yaptığınız zaman 1000 dolar para ediyor. Türkiye şartlarında düşündüğümüz zaman 10.000 lira yakın bir para. Vurdun, karını aldın, kaçtın. 10.000 lira cebine kaldı kardeşim. Tertemiz para. Gidersin o parayla yersin, içersin, sermayeni büyütürsün. İşte sermaye böyle adım adım büyüyor. Sen bunu sürekli ben alayım, satayım, kumara gireyim dediğin zaman olmuyor. Ya iyi bölgeden, majör bölgeden uzun vadede iyi yatırım proje bulacaksın. Gerçekten uzun süre satmayacaksın ki en karlı yatırım odur. Bu benim her zaman önerdiğim şey. Cüzdanın bir kısmı uzun vade hep durmalı. Yani benim %20, %25 her zaman tuttuğum coin var ama eğer piyasadan düşüş bekliyorsam %70 ve üzeri dolardayımdır. Piyasayı boğa görüyorsam %60 alttayımdır, %70 alttayımdır ama her zaman boşta nakitim, güvenli alım bölgelerinden al sat yapmak için vardır. Gerçekten şimdi bir yatırımınız var, uzun vade yatırımınız. Düşen bir piyasadasınız. Sürekli para kaybediyor yatırım. 10.000'iniz oldu 7.000. Şimdi siz boştaki 5.000'le al sat yapıp o bakiyeyi arttırdığınız zaman sizin o düşüşteki zararınız azalmaya başlıyor. 10.000'iniz 7.000 oldu. Al satla onu 12.000 yaptınız. 3.000'e başka bir altcoin al mesela. Öyle devam et al satına. Yani böyle 1.000 tane strateji var kişiden kişiye göre değişen. Fazla konuştum ama uzun lafın kısası, eğer güvenli alım satım bölgelerine sadık olursak, kendimizi borsadaki en büyük düşmanımız olan kim? Kendimiziz. Kendimizin bir açgözlülük, bir hırs yapma unsurumuz var çünkü. Bu unsuru dizginleyip sadece güvenli alım satım bölgelerinden sabırla trade ederseniz emin olun ki başarı oranınızın çok arttığını göreceksiniz. Yani 10.000 liralık bir alımda işlem başarısız olduğunda 2.000 lira kaybederseniz bu yanlıştır. Yani bir mesela marjindelik olmak diye bir şey de yoktur. Sen 10.000 liran varsa senin o işleme girerken atıyorum 700 liramı kaybedeceğim ben. Taş çatlasın, 700 lira kaybım olacak deyip işleme girersen bakiyeni parçalamazsın. Yani dediğim gibi 10 işlemden 5'i stop olsun, %5'te %25 kayıp olur. Kalan 5'i %10'luk bir kar marjıyla başarılı olsun. %25 kârdasın sen bu noktada. Çünkü güvenli alım bölgelerinden ya fiyat pozitif yönlü yukarı gidecektir, işlem başarılı olacaktır, başarı oranı yüksektir. Ya da başarısız olsa bile kaybın az olacaktır. Fiyatın hiçbir önemi yok. Sen bunu 50K'dan da alsan, 60K'dan da alsan, 40K'dan da alsan, bizim yapacağımız şey grafiklerdeki olgunlaşan yapıları beklemek. Şimdi ne demiştik? Buradan al sat yapmıyoruz. Bu bölgeden al sat yapmıyoruz bu bölge kırılmadığı için. Ama bu bölge kırıldıktan sonra ben burada alımımı yaparım. Ya da piyasa böyle yükselirken alım yapmıyorum. Abi tepeye geldi, fomalanmıyorum, düştü, bir şey yapmıyorum. Yani ne zaman ki ben burada bir onaylı bir yükseliş trendi, yani bildiğimiz bir yol, yani tanıdığımız bir yola girdik, o zaman rahatlıkla trade edebiliyoruz. Orası bizim güvenli alanımızdır. Çünkü buradaki fiyat yapısının grafiklerine tepki verdiğini biliyoruz. Bunu ilerleyen aylarda, ilerleyen yıllarda siz trade ettikçe, piyasayı analiz ettikçe bu trend yapısının 50 tane benzerini göreceksiniz. Bu trendin kırılımının 50 tanesini göreceksiniz. İşte az önce Sol'de göstermiş olduğum, bakın Sol'de bu örneği yaşadınız. Dediniz ki eski zirve çok şiddetli aşıldı, devasa hacim oluştu. O zaman diyeceksiniz ki bu buraya geldiği zaman mutlaka tepki verir. Tecrübelendikçe, zaman geçirdikçe grafiklerde nelerin çalışacağını, ne fiyat hareketlerine tepki geleceğini görürsünüz. Bu benzer fiyat yapısı saatlik grafikte, başka ürünlerde defalarca kez yaşandı. Her fiyat hareketi ve bazı fiyat hareketleri kendini artık ispatlıyor. Dolayısıyla da bildiğiniz, tanıdığınız bir yüz gördüğünüzde olgunlaşan grafik yapıları diyoruz. İşte örnek verdiğim gibi trend, işte tepe kırılımları. Bu yapıları gördükten sonra arkadaşlar, tanıdığınız bir yapı olduğunda işleme girerseniz alsattaki başarı oranınızın çok artacağını düşünüyorum. Uzun lafın kısası, bu güvenli alım satım bölgelerini ne zamandır anlatmak istiyordum. Gerçekten trade'imizde başarı oranınızı çok arttıracak bir unsur. Umuyorum ki bu güvenli alım satım bölgelerini stratejinizi, prensibinize sadık bir şekilde bunu uygulayabilirsiniz. Emin olun
bunu uyguladıktan sonra çok başarılı olacağını göreceksiniz. Güvenli alım satım bölgeleri konusunu da bu hafta böylelikle tamamlamış olalım. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar.